Sıfır kilometre araçların ikinci el piyasada satılmasına karşı yeni düzenleme yapıldı. Buna göre ilk tescilden sonra şirket, galeri, rent-a-car'lar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak. Ayrıntılara bakacağız şimdi. Canlı yayın noktamızda ekibimizden Hande Bayraktar bizi bekliyor. Konuyla birlikte bu önemli gelişmeyi, piyasaya yansımalarını konuşacaklar. Sözü Hande'ye ve konuğuna bırakalım şimdi. Biliyorsunuz ki ikinci el araçlarda fahiş oranlarda fiyatlar vardı. Bu durumda da karşımıza şöyle bir durum çıkıyordu. Sıfır araçları alıp ikinci el piyasasında fahiş fiyatlara satanlar vardı. İşte bu konu için yeni bir düzenleme yapıldı. Düzenlemenin detaylarını da otomobil piyasası uzmanı Mustafa Anaçal'dan alacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fahiş fiyatlar vardı, yüksek fiyatlar vardı. İkinci böyle işte galerilerden araçları alanlar sıfır olarak tekrar fahiş fiyatlara satış yapıyordu. Bu düzenleme nedir? Bu durumu nasıl etkileyecek? Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi ve manipülasyonların da aynı zamanda önüne geçilmesi için yeni bir düzenleme yapıldı. Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş Beyefendi'nin duyurduğu düzenlemeye göre bayilerden sıfır kilometre araç alan şirketler, galeriler ve rent-a-car'lar aldıkları araçları 6 ay ve 6 bin kilometre kullanmadan artık satamayacaklar. Böylelikle fahiş fiyatların ve manipülasyonların önüne geçilmiş olacak. Gerçek anlamda araç ihtiyacı olanlar bu araçları alabilecekler. Ve biz de sektör olarak bu fahiş fiyatlardan ve manipülasyonlardan dolayı sektörün tamamının töhmet altında bırakılmasından dolayı biz de rahatsızlık. Bu anlamda bu düzenlemeyi son derece olumlu ve yerinde karşıladık. Peki genelde nasıl yapıyorlardı bunu? Yani toplu şekilde o araçları alıp hani tekrar sıfır gibi mi satıyorlardı? Hani şimdi 6 bin kilometre sınırı da geldi dediniz. Nasıl yapacaklar yani? Şirketler, filo kiralama firmaları, rent-a-car'lar ve galeriler sıfır kilometre aldıkları araçları ikinci el olarak satıyorlardı. Ve bayide liste fiyatı düşükken ikinci el piyasasında çok daha yüksek rakamlara bu aldıkları sıfır otomobilleri satıyorlardı. Burada bu yeni yapılan düzenlemeyle artık sadece gerçek anlamda ihtiyacı olanların bu araçlara erişimi kolaylaştırılarak gerçek dışı kiralama işi yapmayıp da kiralama işi yapıyormuş gibi bu araçları alıp hemen ikinci elde satmaların önüne geçilmiş oldu. Peki alıcılar neye dikkat etmeli bu konuda düzenleme ile birlikte? Alıcılar neye dikkat etmeli? Tabii burada 6 ay boyunca şirket olanların ve kiralama firması olanların 6 ay boyunca satamama durumu söz konusu. Bu düzenleme ile birlikte belki 6 ay boyunca satılamayacağından dolayı bu araçları vekalet veya farklı yöntemlerle 6 ay boyunca satışını devretmeden yine satmak isteyebilirler. Bu durumda da gerçek ihtiyacı olanların ilan sitelerinden değil yine bayilerden bu araçları kendi namına ruhsatlarını tescil ederek almalarını tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Efendim yeni düzenleme ile birlikte hem 6 ay sınırı hem de 6 bin kilometre sınırı gelmiş oldu. Bununla birlikte de ikinci el araç, sıfır araçları alıp ikinci el piyasasında fahiş fiyatlarda satmaya çalışanların da önüne geçilmiş olacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.